Vize ve finalde çıkabilecek sorular 58. Bu videomuzda olasılık ve istatistik dersinden vize veya final sınavlarında karşımıza gelebilecek İngilizce bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce, yarı Türkçe okuyacağım. Telaffuzlara çok takılmayın. A şıkkı. For what values of m can fx eşittir mx serve as the values of the probability distribution of random variable x with the range x eşittir 1, 5, 6, 8. B şıkkında determine the cumulative distribution of the random variable x. Şimdi öncelikle bize tam olarak ne sorulduğunu bir Türkçe konuşalım. Bize bir fonksiyon verilmiş. Bu fonksiyonun içinde bir m bilinmeyeni var. Bu m hangi değer veya değerleri almalı ki bu fx eşittir mx fonksiyonu bir olasılık dağılım fonksiyonu olsun? Burada verilmiş olan rastgele değişken değerleri için. Burada verilen rastgele değişken değerleri bir aralık belirtmeyip ayrık değerler olduğu için bu discrete probability distribution'dır. Veya ayrık olasılık dağılımı Türkçesi. Discrete değerler var. Bu nedenle bunun probability distribution olarak hareket etmesi bütün rastgele değişkenleri götürüp bu fonksiyonu koyup çıkan değerleri topladığımızda sonucun 1 etmesiyle mümkündür. Yani 1'i, 5'i, 6'yı, 8'i bu fonksiyonu götürüp koyduğumuzda çıkacak sonuçların toplamının 1 etmesi gerekir ki bu bir olasılık dağılımı olsun. F1 artı F2, 2 yokmuş, 5, F5 artı F6 artı F8 eşittir 1 olmalı. Şimdi yapmaya başlayalım. Buraya 1 koyarsak x yerine m, 5 koyarsak 5m, 6 koyarsak 6m, 8 koyarsak da 8m olur. Bunun sonucu 1 olmalı ki bu fonksiyon bir olasılık dağılımı olsun. Burada verilmiş olan rastgele değişkenler için. 14, 19, 20m eşittir 1. M eşittir 1 bölü 20. M'in alması gereken değeri bulduk. Bir tane değer var zaten. O da 1 bölü 20'dir. Şimdi B şıkkına geldiğimizde buradaki rastgele değişkenlere ait bu olasılık dağılım fonksiyonunun cumulative distribution fonksiyonu isteniyor. Yani büyük fx'i bulmamız lazım. Büyük fx nedir? Onu bulacağız. Birikimli olasılık dağılım fonksiyonu. Bu rastgele değişkenlere ait bu fonksiyon için. Öncelikle buradaki rastgele değişkenlere ait olasılık değerlerini bir hesaplayalım. X rastgele değişkenlerimiz 1, 5, 6, 8. 1, 5, 6, 8. Bunlara karşılık gelen olasılık değerleri Px eşittir x diyelim. 1 koyduğumuzda m1 bölü 20 olduğuna göre fonksiyonumuz fx eşittir 1 bölü 20x. Buraya götürüp 1'i koyarsak 1 bölü 20. 5 rastgele değişkeni için olasılık 5 bölü 20. Buradaki x yerine 5 koyduk. Burası 6 bölü 20. Burası da 8 bölü 20'dir. Şimdi bunun cumulative distribution fonksiyonunu yazacak olursak büyük fx eşittir. Buradaki en küçük rastgele değişkenden küçük değerler için herhangi bir olasılık birikimi yoktur. Sonuç sıfırdır. X küçük 1 için. Bir sonraki aralığımız x 1'e eşit ve büyük. Bir sonraki rastgele değişkenden küçük. 5'e kadar olan kısım için 1'in olasılık değeri neyse odur. 1 bölü 20. Sonra x rastgele değişkeni 5'e eşit ve büyük. 6'dan ise küçük. Burada 5'e kadar, 5 dahil olmak üzere bu ikisinin toplamına eşit olacak. 1 bölü 20 ile 5 bölü 20'yi toplarsak 6 bölü 20. Sonra x 6'ya eşit ve bir sonraki rastgele değişkenimiz olan 8'den küçük olduğu durumda bu üçünün toplamı 11, 12 bölü 20. Ve en son rastgele değişkenimiz 8. X 8'e eşit ve büyük iken bunu da ekleyeceğiz. 1 edecek.
Birikerek bütün olasılıklar toplanarak ilerleniyor. Buradaki bu aralıkların yazımı oldukça önemlidir. En küçük rastgele değişkenden küçük olduğu yerin önce sıfır olduğunu söyleyerek başlayacağız. Sonra 1 ile 5 arası 1 dahil 1 bölü 20. Sonra 5 ile 6 arası 5 dahil 1 bölü 20 ile 5 bölü 20'nin toplamı. Sonra 6 dahil 8 aralığı şu üçünün toplamı şeklinde buradaki fonksiyonu yazmış oluyoruz. İşte bu yazdığımız fonksiyon cumulative distribution function'dır. Buradaki x rastgele değişkeni için. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.